Masanın tüm hesabını öderiz. Yani o noktada bir problemimiz yok. Eğer bugün bir ittifaktan bahsediyorsak ortada Sayın Erdoğan ve Öcalan'ın bir ittifakı var. Anadolu'da güzel bir söz vardır. Yani tilkinin 40 hesabı var. 40'ı da kümes üzerine. En nihayetinde Türkiye'yi nereye getirdiği ortada. Zihinleriniz bir takım kavramlara muhalif doğmuşsa istediğiniz kadar gömlek değiştirin. Onun ölçüsü değişmiyor. Kravatlı bir soygunla kamunun kaynakları nasıl yağmalanır noktasında bir birlikteliğe dönüşmüş. 20 yıldır yapamadığı hangi meseleyi çözecek? Bir 5 yıl daha yetki versek neyi çözecek? PKK ile ilişkisini ne zaman anladı? Ne zaman ki seni başkan yaptırtmayacağız dedi, o gün anladı. Gültekin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, daha iyi olacağız. Sanki iç güveksin hallice diyeceksiniz gibi geldi. Şimdi ikili gruplar halinde arkama sorular gelecek. Lütfen bir tanesini seçin, cevaplayın. Diğerinin sorusu, cevabını maalesef duyamayacağız. Ama bütün bu sorular içinde bir kere ikisine cevap vermek istiyorum deyip ikisine cevaplayabilirsiniz. Bir kere de ikisine cevaplamak istemiyorum deyip pas geçebilirsiniz. O zaman size bir tane yeni bir soru soracağız. İlk grupla başlıyorum. Sorular arkama gelecek. Şu ana kadar Altılı Masa'nın en net krizi sizin aday tarifi tweetinizle çıkmıştı. O günlerin bugüne yansıması nedir ya da? Sıkça Altılı Masa'nın en küçük partisi şeklinde tanımlanıyorsunuz. Bu sizin ve teşkilatınızın çalışmalarını nasıl etkiliyor? İddialı olanından başlayayım. Buyurun. Birinci şık. Aslında kriz değil bu. Yakın siyasi tarihimizde belki mukayese edebileceğimiz bir başka bir dönemde olan bir birliktelik değil. Bir organik birliktelik, farklı siyasi partiler, farklı iddiaları, farklı toplumsal kesimlere hitapları olan. Beraberinde bu birlikteliği zaman zaman tarif ederken sadece bir aritmetik toplam değil, aynı zamanda bir kimyanın oluşması, bir anlamlı bütünün oluşması. Biz bu sürecin en net sonucu üretecek mekanizmalarını inşa etmek için her siyasi parti bir akıl yürütüyor. Burada ne liderleri hedef almak gibi bir niyetimiz var, ne de başka bir düşüncemiz var. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğumuz sosyopsikolojik ikliminden de bağımsız değiliz. O noktada açık yüreklilikle biz özellikle iklimi bulandırmak, kimi muhalif görünümlü bir takım insanların toplumsal muhalefetin enerjisini düşürmek noktasında bir takım beyanları, isim ortaya atmaları, bu noktada toplumsal beklentileri en azından kendi çerçevemizde değerlendirerek bu görüşlerimizi paylaştık. Karşılıklı olarak elbette siyasi partilerin farklı bakışları ifade ettim. Başka mercekten baktığımız meseleler var ama geçenlerde Sayın Babacan'ın da bir ifadesi var. Yani bunlara ne onlar takılır ne biz takılırız. Esas olan Türkiye'nin yarınlarıdır. Bu birliktelik, Türkiye derinden bir nefes almak için çok kuvvetli bir enerjisi var. Milletin beklentisi de kılavuzumuz. O istikamette ilerliyoruz. İkinci grup. Hangisi size daha çok kızdı? Ali Babacan mı, Ahmet Davutoğlu mu? Ya da Altılı Masa'da en zor iletişim kurabildiğiniz lider kim? Hakikaten zor sorular. İkincisini tercih edeyim o zaman. Siyasi geleneklerin içerisinden gelen siyasi aktörleriz. Merkezin bir siyasi tecrübesi var. Özellikle benim ilişkide zorlandığım bir lider olduğunu düşünmüyorum şahsen. Onların da karşılıklı olarak Türkiye'nin bu iklimi aslında güzel bir hüküm vardır. Hani insan bilmediğine yabancı olduğuna düşmandır diye. Oturup konuştuğunuzda bu ülkenin bir tarihi tecrübenin içerisinden geliyor. O tecrübenin içerisinde elbette farklı parametreler, değer yargıları, farklı değerler seti üzerinden, farklı kavram seti üzerinden siyasi partilerin, liderlerin bir zihin şeması var. Peki. Üçüncü grup. 2008'de Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı iken Mehmet Ağar'a karşı çıkan mevkidaşınıza kafa atmıştınız. Bugün Ağar'ın ve sizin siyasi ve toplumsal pozisyonlarınızı düşünürsek o kafa hakkında ne hissediyorsunuz? Ya da oturduğunuz koltuğun önceki sahiplerinden Süleyman Soylu ile zaman zaman kıyaslanıyorsunuz. Soylu gibi davranmayacağınızın seçmen nezdinde sizce bir garantisi var mı?
İkinci soruyu tercih edeyim. Ben 10 yıldır genel başkanım. Seçeceğimiz ortada, tercihlerimiz ortada. Tabii bir travmatik dönemin içerisindeyiz. Siyasi aktörler, liderler, genel başkanlar içinde her sözümüz, her tercihimiz bizi bağlayan, yarına dair de bir mesnet teşkil eden. Çünkü her birimiz iddialarımızla sınanıyoruz. O açıdan bu seçeceğimiz garantisidir. Ama şunu açık yürekli ifade etmem lazım. Seçildiğim andan itibaren bu sorularla karşı karşıya kaldım. Daha belki genel başkanlar da işte Sayın Soylu üzerinden özellikle benzetme yapılarak çok iddialı sözler söylediler. Şimdi başka şeyler söylüyorlar. Tabii bu siyasete karşı bir güvensizlik. Netice itibariyle biz kurucu bir irademiz var. Bir değerler manzumesine inanıyoruz. Partinin bir programı var. Ahbap çavuş ilişkisi içerisinde kendimize bir siyasi kariyer planı yaparak bir takım siyasi tercihleri yapmadık. Ben siyaset yapan, 70 yıldır siyasetin içinde olan bir aileden geliyorum. Siyasi ilgimiz öyle kabardı. O şuurla siyasetin içinde bulunmaya gayret gösterdik ama 20 yıldır da Mayıs 2003'ten itibaren de fiilen birinci il siyasette görevler aldım. Bu tarih ne demek? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olduğu an. Ölçümüzü o gün de teşhislerimizi, zaman zaman AK Parti dönemini böyle sanki ilk dönem asr-ı saadet dönemiymiş, sonrası olumsuz bir dönemmiş gibi kendi işlerinde de bir ayrıma tabi tutuyorlar. Bizim için hiç öyle bir değerlendirme yok. Başında koyduğumuz teşhisler, çünkü bir zihniyeti görüyoruz. Konjektürel olarak, demokrasiyi bir konjektürel program olarak benimseyip söylenen sözlerin, travmaya benzetmelerin, en nihayetinde Türkiye'yi nereye getirdiği ortada. Zihinleriniz bir takım kavramlara muhalif doğmuşsa, istediğiniz kadar gömlek değiştirin, onun ölçüsü değişmiyor. Buraya geldi. O açıdan bizim de seçeceğimiz tercihlerimiz ortada. Demokrat Parti köklü bir gelenek, genel başkanlarından da ibaret değil. Kurulları var. Türkiye'de zaten siyasetin temel problemi ne kuralların ne kurulların işlediği bir Türkiye. Bunlar işlediğinde siyasi partiler milletin kendilerine verdiği vekaletin gereğini yapar. Ama Türkiye'deki bütün konuştuğumuz meseleler sadece siyasi partilerle ilgili de değil. Sivil alanda. Bugün tüccarların en ön örgütlü sanayicilerin yapısı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, işte ziraat odaları, esnaflar. Türkiye'deki örgütlü yapıların çok temel bir problemi var. Temsil ettiği kitlelerin hak ve hukukunu korumak yerine, özellikle yöneticilerin çok uzun süre oturdukları koltuklar mülkiyetler haline geldiği için, onlar kendi varlıkları her şeyin merkezine koymuşlar. Bu çarpıklık Türkiye'nin meselelerini demokratik kanallara, çözüm üretecek mekanizmalara aktarmasını engelliyor. O açıdan biz iddialıyız o noktada. Sözümüz, irademiz, tercihlerimiz, temel kurucu değerlerimiz neyse onu özümseyerek bugünün Türkiye'sinde, değişen Türkiye'ye yeniden bu temel prensipleri söyletebilmek. Diğer grup, adı FETÖ ile beraber anılan Türkçe Olimpiyatlarının ödül törenine katılmıştınız. O tören bugün Altılı Masa ve Millet İttifakı faaliyetlerinde gündeme gelen bir unsur oluyor mu? Ya da Altılı Masa'da HDP'nin bulunmaması zaman zaman eleştiriliyor. Ama siz onlarla bir ittifakta yer almayacağını söylediniz. HDP'nin Millet İttifakı'nın adayını destekleme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ikinci soruyu tercih edeyim. HDP ile ilgili. Biraz evvel altını çizdim. Türkiye'nin siyasi şartlarını biz anlamak mecburiyetindeyiz. Bunu söylerken de Sayın Erdoğan gibi Türkiye'de PKK ile işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan da. Sayın Erdoğan HDP'nin PKK ile ilişkisini ne zaman anladı? Ne zaman ki seni başkan yaptırtmayacağız dedi. O gün anladı. Çok konjektürel değerlendirmeleri. Oysa biz Türkiye'deki etnik bölücü siyaset, terör örgütü, yani Türk demokrasinin üzerindeki en büyük gölge PKK'nın varlığıdır. Yani bunu sağı solu ama özellikle sol liberal aydınların çok net bir şekilde bu sınırı çizmeli ve Türk demokrasinin üzerindeki bu gölgeyi kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bugün iktidarın bu seciyesi ortadayken, eğer bugün bir ittifaktan bahsediyorsak, ortada Sayın Erdoğan ve Öcalan'ın bir ittifakı var. Bütün bunlara rağmen muhalefeti
kriminalize etmek adına HDP üzerinden bir takım söylemler geliştiriyor. HDP'nin zaten farklı bir arayışı var. Gazetelerde de vardı dün bugün. Yedili bir masa olarak kendi çeperinde bulunan bir takım örgütlerle beraber bir ittifak kuracaklarını beyan etmiş durumdalar. Burada toplumsal merkezin bütün renkleriyle beraber ete kemiğe bürünmesi ve sonuç üretebilmesinin sınırları çerçevesinde biraz evvel söylediğim bir aritmetik toplam değil. Burada bir kimyayı oluşturmak. Bu noktada bu iklimi zehirlemek adına iktidarın bir takım kara propagandası var. Biz bu sınırlar içerisinde HDP'ye Türk demokrasisi bence çok önemli bir imkan açtı. 2015 seçiminden itibaren bu noktadaki imkanı HDP'nin de ama o sebep ama bu sebep. Çok olumlu değerlendirebildiği kanaatinde değilim ki. Kendi içindeki tartışmalar da zaten bunları gösteriyor. O açıdan burada siyasal parti olarak Türkiye'de biz şuna özen göstermek mecburiyetindeyiz. Terörle mücadele ne müsamaha kaldırır ne tereddüt kaldırır. Bu noktadaki net çizgileri tüm siyasi partiler çizdiğinde aslında bu HDP'ye de bir demokratik iklim noktasında alan açacağı kanaatindeyim. O noktada HDP'nin de zaman zaman yani kuvvetli olduğunuzda silah, kuvvetsiz olduğunuzda haklar, özgürlükler, barış, demokrasi bu kavramları yediğiniz alarak kullanmak diye çok net bir tercih yapmak mecburiyetinde bunu açık yürekli ifade ediyoruz. Sandık güvenliği konusunda çağrılar yapıyorsunuz. Altı partinin teşkilatı bu güvenliği sağlayabilecek sayı ve donanıma sahip değil mi? Ya da geçen seçimde Millet İttifakı'nın bir parçası olarak İYİ Parti listesinden milletvekili seçildiniz. Deva Partisi ise ittifaka girmeyip kendi logosuyla katılacağını açıkladı. Bu tercih size ne düşündürüyor? Sandık güvenliği önemli. Buna vesileyle birinci şıkkı tercih edeyim. Ara dönemler yaşamışız, darbeler yaşamışız. Türkiye'nin demokrasi serüvenine baktığınızda çok partili hayata geçtiği andan itibaren 46 seçimlerini kenara koyalım. 14 Mayıs 1950'den itibaren iktidar muhalefet, demokrasinin ana kolonu sandığın işleyişiyle ilgili bir ortak mutabakatı var. Ama bugün geldiğimiz noktada adeta bir partiyle rekabet etmiyoruz. Bir parti devletine dönüşmüş. Yargıyı, bugünkü itirazımızın temel sebebi de odur. Yani sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı içerisinde tüm erkleri, kuvvetler ayrılığını, kuvvetler uyumu diyerek 15 Temmuz sonrası Türkiye bir takım meydan okumalarla karşı karşıya kaldı. Bu meydan okumalara karşı bunu esnetelim diyerek bir model Türkiye'nin önüne koyuldu. İşte onun doğal sonuçlarını çift haneli işsizlik olarak, çift haneli enflasyon olarak, hiper enflasyona giden bir süreç olarak, çift haneli işsizlik olarak görüyoruz bugün. Bu açıdan bakınca milletimizin iradesinin çok sistematik bir şekilde çalınmak için özel gayret olduğunu, iktidarın niyetini pek çok veriden anlayabiliyoruz. Bu verilerden en önemlisi hani Anadolu'da güzel bir söz vardır. Yani tilkinin 40 hesabı var, 40'ı da kümes üzerine. İstanbul seçimleri çok önemli bir göstergeydi. Parti pratiği bilen vatandaşlarımız bilirler. Eğer siz sandık başında itiraz etmezseniz seçim kurullarında sandığı açmak için imkanınız olmaz. İkinci seçimde tüm sandıklara matbu itiraz dilekçeleri verildi Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatları tarafından. Ama 800 bin gibi bir fark ortaya çıkınca bunun üzerine gitmediler. Açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi de sonrasında bu bilinci uyandırmak adına bu mesele üzerinden çok fazla gündem oluşturmadı. Ama bu bugün 20 yıl geçmiş iktidarınızda Nisan ayında yapılan siyasi partiler ve seçim sistemiyle ilgili bir takım değişiklikler var. Daha çok %10, %7 barajı üzerinden ve DONS sisteminin uygulaması üzerinden Türkiye'de kamuoyunda gündeme geldi. Ama önemli kritik mesele il seçim kurulu başkanlarının kıdemli hakimlerden oluşması hükmü değiştirildi. Kura oldu. Şimdi burada bir iyi niyeti göremiyoruz. 20 yıldır bu mesele üzerinde düşünmemişsiniz, dert edinmemişsiniz. Şimdi niye bu sorunun cevabı? Bu noktada 6 siyasi partinin ortak bir iradesi var. Ben iyi örgütlenildiğinde, toplumsal bilinci sıçrattığımızda, Türkiye 2010 referandumundan bu yana ki FETÖ'nün koçbaşılığında o süreçler işledi. Nasıl toplumsal iklimin zehirlendiğini, bir psikolojik harekat
yapılırcasına bir seçim sürecini, referandumu sürecini işlediği hepimizin hafızasında. O günlerden bugünlere geldiğimizde bugün siyasi partilerin organizasyon kapasitesi ve toplumsal direncin yükselmesi, toplumsal bilincin yükselmesi, her bir vatandaşımızın iradesinin o sandıktan çıkması noktasında organize olabilecek kapasitesi var. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Elbette bir takım kısıtlar var. Bunları da açık yürekle paylaşmam lazım. Ülkenin batısından, metropollerden doğuya doğru gittiğinizde, Doğu Güneydoğu'nun güvenlik parantezine alınmış şartları dolayısıyla bir takım manipülasyonların olduğu son seçimde kimi siyasi partiden aldığı oylardan bunları izleyebiliriz. O noktada da ben bugün her bir bireyin artık bir yayıncıya dönüştüğü, elimizdeki akıllı telefonlar, artık Türkiye kapalı bir Türkiye değil, bu tür sistematik bir yolsuzluğun çok kolay yapılabileceği inancında değilim. Ama iktidarın böyle bir niyeti ortada. Biz Demokrat Parti olarak Ordu Milletvekilimiz Sayın Engin Yurt'la beraber Büyük Millet Meclisi'ne iktidarın kabul etmeyeceğini de bilerek ama bu toplumsal bilinci yükseltmek adına parmak boyasının yeniden geri gelmesi için bir teklifte de bulunduk. Bunu Altılı Masa etrafında yürüyen çalışma grubunda sandık güvenliği ile ilgili teklif olarak da sunduk. Güldür Güldür'ün Altılı Masa skecinde herkes oy oranı kadar hesap ödesin esprisi mi daha iyiydi yoksa mahallede esnaf ziyareti yaptım kimse tanımadı esprisi mi? Ya da parlamenter sistem devam etseydi Demokrat Parti siyasette bugünkü etkinliğinde olabilir miydi? Her ikisine de cevap verebilir miyim? Buyurun. Atlamayalım. Tabii Güldür Güldür hoş bir komediydi. Yani orada da espriyi sonrasında paylaşmıştım, tekrar ifade edeyim. Yani biz masanın tüm hesabını öderiz. Yani o noktada bir problemimiz yok. Elbette bugün Türkiye nükteyi unuttu. Gülmeyi unuttu. Siyasette çok konuşma kabiliyeti, nutuk kabiliyeti, espri kabiliyeti, renkli pek çok zihnimizde, yakın siyasi tarihimizde pek çok insanlar var. Eskiden başbakanların, bakanların taklitleri yapılırdı. Tabii yani işte Plastik Show'dan değil mi? Çok yakın hafızamızda, bir televizyon kanalımızda bütün bunlar... Ben çalıştım bu show'da. Öyle mi? Ben unutmuşum. O açıdan önemliydi. Bunlar iktidarın da özellikle... tahammüllü davranmak mecburiyetinde hani demokrasinin pek çok tarifi var ama o sınırları siz siyahla beyaz arasında sıkıştırdığınızda toplum nefes alamaz hale gelir. Ve bugün o baskıyı sanatçıları, sanatkarları, ressamları, edebiyatçıları, tiyatrocuları her alanda hissediyoruz. Bu örtüyü Türkiye'nin üzerinden kaldırmak lazım. O açıdan bizi de gülümseten bir program oldu. İkincisi, Demokrat Parti, rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel'in tabiriyle doğruluğu ispat edilmiş bir çizgi. Bir siyasi parti, siyasal düşünce, tesadüflerin eseri ortaya çıkmaz. Belki tarihi süreç içerisinde bir adım atılır ama 70 yılı aşan bir süreç içerisinde, Türkiye'nin tabii alt üst olan demografisi var, iktisadi altyapısı var, yeni bir üst yapı var, kökent dengesi değişti, toplumsal talepler farklılaştı. %10 barajı dolayısıyla ve muhatap olduğumuz operasyonel müdahaleler dolayısıyla Türkiye'de merkez sağ dediğimiz bir büyük sağ koalisyon parçalandı. 60'ların sonu 70'lerden itibaren bir tarafta mukaddesatçı damar, diğer tarafta milliyetçi damar atomize edildi. Bütün bunlar o büyük sağı parçalamak üzerineydi. Darbeler maalesef Türkiye'deki siyasal silsileleri, kadroları adeta asker terhis edercesine terhis etmenin, yok etmenin, gelenekleri, tahammülleri yok etmenin bedelini bugün ne Türk sağı 12 Eylül'le beraber oluşan boşluğu doldurabildi ne Türk solu. Bütün bunların ızdırabını yaşıyoruz. O açıdan Demokrat Parti her daim olur. Türk siyasetinde fikrinin bir karşılığı olduğu müddetçe zaman zaman konjektürel programlar ve çözümler Türkiye arıyor. Popstar figürler üzerinden siz popstar yarışması yapmış birisiniz. Popstar lider figürleri üzerinden çözümler arıyoruz ama siyaset çok ciddi bir iş. Türkiye'nin çok esaslı meseleleri var. Çok derinden bir seziş, çok derinden bir düşünce, çok derinden bir
siyasal program, çok derinden bir siyasal kadroya ihtiyacı var. Zaten o büyüklüğe denk bir siyasal kadro ve programla buluştuğunda Türkiye bugün konuştuğumuz pek çok yapısal meselesi de dahil olmak üzere çok süratle çözebileceğine inanıyoruz. Son soru, son grup. Şu anda öne çıkan isim sizin de işaret ettiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu olmazsa altılı masa sizce kimi aday göstermeli? Ya da Cumhur İttifakı adayının seçmen gözünde en büyük avantajı sizce ne olacak? Zor soru ama ben birinci şıkkı tercih edeyim. Buyurun. Başta da Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu üzerinden sorduğunuz soruyu bütünleştirerek aslında hepimizin ortak bir derdi var. Zaman zaman toplumların buhran dönemleri olur. Bugün Türkiye, işte Osmanlı'da adına fetret dönemi demişiz ama Cumhuriyet'in yarın o geniş veterede tarihi değerlendirme yapılırken bu 20 yıllık dönemi Cumhuriyet'in bir fetret dönemi olarak kayda geçecektir. Böyle bir dönemde hakikaten iktidar böyle bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında ne kadar sistemdir değildir. Hani ortaokul yıllarımda bir hikaye hep aklıma gelir. Domatese patates aşısı yapılmış. Domapata diye renksiz, kokusuz, ahenksiz bir ürün ortaya çıkmış. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de böyle. Siyaset bilimi literatürünün elementer düzeyde hakim olsak, yani demokrasilerde parlamenter demokrasi, sert kuvvetler ayrılığına dayanan, yani siz hukuk tahsiliniz var, o açıdan o ayrımları çok net bilirsiniz. Başkanlık modelleri de meşrudur. Ama Türkiye'de böyle bir kötü uygulama ister istemez başkanlıkla ilgili değerlendirmeleri de Türk demokrasisini tartışamaz hale getirdi. Demokrasi eşittir kuvvetlere ayrılı. Ve bugün geldiğimiz noktada kademe kademe bir barajı 16 Nisan referandumundan itibaren örülmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir liderliği var. Bunları söylerken de biz ölçüleri koyuyoruz. Türkiye sadece bir iktidar değişimi yaşamayacak. Bu iktidar değişiminin ötesinde bir kurucu akıl, bir kurucu programla beraber Cumhuriyeti, devleti yeniden dizayn edercesine değerlerini, ölçülerini, kurumlarını bir kurucu akla ihtiyacı var. Bu noktada muhalefet geçmişle mukayese ettiğimizde lider, aday konusunda sıkıntısı yok. Çok çok farklı isimleri de Sayın Kılıçdaroğlu da olur, Sayın Akşener de olur. Bu noktada elbette siyaset bir reel güç denklemi. Bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu da büyük bir kadirşinaslık göstererek yani bu altın masa belirleyecek diyerek bir ölçü ortaya koydu. Bugün ortak irademiz değerlerin, niteliklerini tanımlıyoruz. Siyasetin bir tabii momentumu var. O zamanlamaya geldiğinde de isimlendirme yapılır ama mesele sadece isimlendirme değil. Demokrat Parti olarak Türk milletinin önüne, seçmenimizin önüne bir paket programı koymak mecburiyetindeyiz. Adayıyla, kadrosuyla ve programıyla toplumsal heyecanı, coşkuyu artıracak ve o sandıktan çok net, açık bir sonuç ortaya çıkaracak bir iradeyi, süreci yürütmek lazım. Çünkü uzun dönemli iktidarı, hani taktisyen Clausewitz'in güzel bir sözü vardır. Siz eğer rakibinizin mücadele azmini yok etmediğiniz müddetçe kazanılmış sayılmaz der, zafer kazanılmış sayılmaz. Bu süreci öyle bir planlamayla bugün yaptığımız bütün bu süreç yönetimi aslında çok zor. Ama bütün bunlara rağmen iktidarın bütün hayali bu birlikteliği dağıtmak üzerine ve seçim yolsuzluğu yaparak acaba oradan meşru gayrimeşru bir sonuç çıkartabilir miyiz? Bütün bu müdahalelere direnerek yol alıyoruz ki Türk demokrasinin en zor sınavıdır seçime kadar bu yüksek gerilim hattında olumlu olumsuz pek çok operasyonel müdahalelerle de Türk demokrasinin siyasi partilerinin kalma riski var. Bunu da altını çizmek isterim. Sorular bitti. Geldik şahsi merak kısmına. Gültekin Bey, şimdi o altılı masalar toplantıları dışarıdan bakıldığında son derece ciddi ve mesafeli, sanki bir protokol uyguluyormuş gibi gelen böyle. Dışarıdan benim gördüğüm öyle bir şey işte. Kim ev sahibi ise kapıya kadar çıkıyor, efendim karşılıyor, getiriyor, yerine oturtuyor. Sonra o yemek kısmında işin gay kısmı da dönüyor mu? Elbette dönüyor. Eğleniliyor mu yani? Tabii. Son talide insani ilişkilerdir. Her siyasi parti genel başkanında karşılıklı hem geçmiş hukukları var, hem farklı hatıraları, mücadeleleri var. O açıdan
aile, çocuk, yani parti, Türkiye, işte. Her şey konuşuluyor. Her şey gündelik. Konuşuluyor. O açıdan zaten biz hani bir öncesinde elbette toplantıların gündemi var. O gündemi oluşturmak için ev sahibi olan siyasi parti genel başkanı hem ziyaretler yaparak ona bir şekil veriyoruz ama bu sıcaklığı oluşturmadan ben hep şuna inanırım. Fikir birlikteliği oluşturmakla beraber duygu birlikteliğini oluşturmadan bir başarıyı elde etme şansınız yok. Aslında bu süreç Türkiye gibi hani Cemil Meriç'in güzel tabiridir. Hani izimler deli gömlekleri diye tabir eder. Türkiye'de soğuk savaş döneminin psikolojisi içerisinde mesafeler açılmış ve konuşamaz hale gelmişiz. Oturup konuştuğumuzda Türkiye'de aklı selim, vicdanı kararmamış, aklı kararmamış, müfrit bir takım düşüncelere sahip olmayan herkesler, her vatandaşımızla veyahut da siyasi düşünceye sahip. Oturup konuştuğunuzda ortayı bulursunuz ama kameraları gördüğünde insanlar biraz maskeli balo var, maskesini takıp rolünü oynuyor. Ben o samimiyeti görüyorum ve o samimiyetin bir heyecanı var. Cumhur İttifakı'na karşı da en önemli avantajımızın bu olduğu kanaatindeyim. Çok kategorik olarak Cumhur İttifakı'nın bugün varlık sebebi Sayın Erdoğan ve işte beraberindekilerin iktidarını devam ettirmek. Türkiye'ye dair 20 yıldır yapamadığı hangi meseleyi çözecek? Bir 5 yıl daha yetki versek neyi çözecek? Böyle bir iddiası yok. Sadece bir takım dini milli hamasi söylemlerle bir propaganda var. Oysa bu altılı masa etrafında temel teorik olarak da, değerler etrafında da ve Türkiye'yi artık soğuk savaşın artçı sarsıntılarının da sonuna geldiğimiz bu yeni dönemde kudret kapasitesine denk bir siyasi akılla beraber yarınlara taşımak, bir kurucu aklı ortaya koymak, Türkiye'yi yeniden dizayn etmek, alt üst olmuş ve kaybetme yüz tuttuğunda temel değerlerini Türkiye hatırladı. Bugün iki kesimin net bir rekabeti var. Demokrasi, hukuk, laiklik prensiplerini içselleştirmiş, temel hak ve hürriyetlerin ne manaya geldiğini bilen, birey olma noktasına taşınmış, olağanüstü hal dönemini yaşadık. Bu ülkede mülkiyet teminatı, hukuk ve demokrasinin istinat noktası, başlangıç noktasıdır. Biz bütün bunları sorguladık. Üreten, piyasadan hayatını kazanan, insanların mücadelesi var. Diğer tarafta da bir ahbap çavuş düzeni içerisinde adeta suç ortaklığı inşa edilmiş, kravatlı bir sorgunla kamunun kaynakları nasıl yağmalanır noktasında bir birlikteliğe dönüşmüş, dini örgütlenmeleri yedeğine almış, yoksulluğa mahkum ederek bir hükümet, bir devlet olur mu ki kendi vatandaşını çalışmamaya teşvik etsin? Böyle bir kesimin rekabeti var. O açıdan biz bu çerçevede baktığınızda sadece formel ilişkiler değil, elbette özü insani ilişkiler. Gültekin Bey, bazı siyasi partilerin de masa etrafındaki belli konularda özellikle Türkiye'de çokça tartışılan mesela İstanbul Sözleşmesi konusunda farklı fikirleri var. Kuşkusuz siyasi partiler o yüzden farklı. Her parti başka bir pencereden bakar. Zaman zaman fikri gerginlikler oluyor mu masada? Yoksa herkes birbirini dinliyor ve evet ben bunu dinledim anladım gibi mi oluyor? Yoksa fikri gerginlikler aslında siyasi parti varsa fikri gerginlik var zaten de. Elbette çok yani fikrimizde ısrar bir şeye inanıyorsak ısrar ederiz. Ama şartlarımız itibariyle çok temel bir hedefimiz var. Bu iklimi derinden bir nefes alabilmesi adına ülkenin değiştirmek bu noktada sorumluluğumuz. Diğer tarafta da her siyasi partinin hitap ettiği kesimlerle ilgili hassasiyetleri var. Bu noktada daha çok müştereklikler üzerinden bu birliktelikler yürür. Bizler de daha çok o müştereklikleri alanını genişletebilmek adına bu müzakereleri yapıyoruz. Ben sadece liderlerin değil, bu çalışma gruplarında, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda da izlediğim, o noktada da daha sert bakılan, daha keskin bakılan meselelerde oturup konuşulduğunda çok farklı farklı konularda çok daha makul, çok daha net çözümler üretilebildiğini görüyorum. Bu bir süreç yönetimi. O açıdan elbette farklı fikirler olacaktır ama bütünlüğü bozacak bir kriz noktasına gelmez. Gelmiyordu şu ana kadar.
Ama bu insanların temel değerleri, temel inançlarını değiştirmesini de gerektirmiyor. Ama Türkiye'nin yaşadığı bir süreç, o ortak yaşam alanı nasıl kurarız noktasında. Demokrasi fikrini maalesef biz verili bulduğumuz için bugün biraz evvel altını çizdim. Kaybetmeye yüz tuttuğunda daha fazlasıyla anlamlandırdık. Farklı kesimlerin, yani Türkiye'de bir dönem demokrasi neredeyse tağut rejimi, küfür rejimi diye propagandası yapanlar zaman zaman işte milli irade bayraktarlığına dönüşür. İşte Sayın Erdoğan'ın geldiği yeri görüyoruz. O açıdan hepimiz için önemli bir sınav. Herkesin turnusol testine tabi tutulduğu bir süreç. Peki. Vakit ayırdınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ağır mevzulardan nasıl bir keyif olur bilmiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.